Geçiş derslerine hoş geldiniz. Ben Mikhail Pikulski. Bu dersimizde kütüphaneler nasıl çalışıyor onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bir önceki videomuzda gördüğünüz gibi biz bir PyAutoGuy adında bir kütüphane kullandık. Bunun da aynı zamanda bir Python dosyası olduğunu size göstermek istiyorum. Şimdi import PyAutoGuy diye bir şey yapmıştık. Bu kütüphanenin içindeki bilgileri almak istiyorsanız ya da nasıl çalıştığını bilmek istiyorsanız CTRL ya da Ctrl tuşuna basılı tutup bunun üstüne sol tıkladığımız zaman bize PyAutoGuy dosyasını açacaktır. Python dosyasını. Yani bu kütüphane normalde buradaki liblerin içinde bir yerde olması lazım. Aynen gördüğünüz gibi PyAutoGuy olarak burada mesela görebilirsiniz. Biz bunu kütüphaneye atmış oluyoruz. Yani tamamen hala biz Python kullanıyoruz. Yani başka ek bir uygulama şeklinde düşünmeyin bu işi. Buradan mesela bu 3 tane tireyle gördüğünüz yerler açıklama kısımlarıdır. Burada mesela değişik değişik class'lar içerdiğini görebilirsiniz. Şöyle bir daha göstereyim. Import PyAutoGuy demiştik. Şimdi mesela biz belli bir komut için ana kodlamasına bakmak istiyoruz diyelim. Mesela left click nasıl çalışıyor? Gene CTRL'ye basılı tutuyorsunuz. Üstüne sol tıklıyorsunuz. Genelde eğer düzgün yapılan bir kütüphane ise burada mesela açıklama kısımlarını da göreceksiniz. Nasıl çalıştığına dair bilgileriniz olacak. Mesela define işte left click. Aynı bizim yaptığımız gibi tanımlarla oluşturulan bir kodlama sistemidir kütüphaneler. Şimdi left click'i mesela tanımlamış. Burada işte alabileceği değerleri falan da vermiş. Bunları buradan okuyabilirsiniz. Hani biraz İngilizce gerektiriyor. Sağ tuş için mesela burada tanım yapmış. Gene x, y değeri alması gerektiğini hakkında burada bilgiler vermiş. Gördüğünüz gibi bakalım 2106 tane koddan oluşuyor, satırdan oluşuyor. Gerçi bunun zaten %70'inin de açıklama olduğunu düşünürseniz bu tarz bir proje 300-400 satır koddan oluşuyor aslında. Bu dersimizde bunu göstermek istedim sadece. Çünkü hani belki bir önceki dersten projeyi yapan arkadaşlar varsa mesela bu PyAutoGuy tam olarak nasıl çalışıyor? İşte Google kullanmadan nasıl öğrenebilirim diye düşünceniz varsa gösterdiğim yöntem CTRL'ye basıyorsunuz. Üstüne sol tıkladığınız zaman kütüphanenin içeriğini görebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.